Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte akrilik boya çalışacağız. İlk renkleri oluşturmakla başlıyoruz. Soft renklerle çalışacağım için renklerimi beyaz renkle karıştırıyorum. Açık turuncu, koyu turuncu, mavi ve sarı. Zemin renklerimizi bu renklerle elde edeceğiz. Şimdi karıştıralım. Tuvalimizi boyamaya geçmeden önce tuvalimizi bir fırça yardımıyla ıslatmalıyız. Zeminimiz ne kadar ıslak olursa renk geçişlerimiz o kadar kolay olacaktır. Evet, ıslatma işlemimiz bitti. Şimdi ilk rengimizle başlayabiliriz. Şimdi ikinci rengimiz. Renk geçişlerine dikkat ederek boyamaya devam ediyorum. Biraz turuncu. Evet, zeminimiz hazır. Şimdi ise kurutma işlemi. Evet, şimdi kurudu. Ve bulutlarımızı çizmeye başlayabiliriz. Bir sünger yardımıyla koyu turuncu rengimle boyamaya başlıyorum. Hafif hareketlerle dağıtma işlemi uyguluyorum. Süngerle şeklini belirlediğim bulutların şimdi ise fırçayla daha da keskin hale getiriyorum. Yani daha da belirgin hale getiriyorum. Keskin ne demek? Rengimi biraz beyazla karıştırarak bulutlarımın alt bölgelerine gölge veriyorum. Böylece bulutlarımız daha gerçekçi bir görünüme sahip oluyor.
Gökyüzü manzaramız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bulutları yaparken koyudan açıya doğru gitgide üstüne boyalar ekleyerek devam ediyorum. Bu sayede daha fazla gerçekçilik elde ediyorum ve ortamın uyumunu çok daha iyi yakalıyorum. Evet, alt manzaramız bitti arkadaşlar. Şimdi üstüne silüet ekleyeceğiz. İnce bir fırçayla siyah rengi alıyorum ve üstüne çizmeye başlıyorum. Buraya bir dönme dolap ekliyorum. Bu çizimi benimle birlikte yapan arkadaşlarıma, bu direkleri arkadaşlar çok fazla düzgün çizmenize gerek yok. Gelişi güzel bir şekilde 2-3 parçadan oluşturarak yapabilirsiniz. Zaten güneş vuruyor. Böylece çok fazla direk varmışçasına durarak daha iyi görüntü elde edeceğiz. Bu arada hatırlatmadan geçemeyeceğim. Aşağıdan abone ol tuşuna, beğen tuşuna ve zil tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bana destek olun ve birlikte daha güzel işler başaralım. Şimdi alt kısmını çok fazla siyah yapacağım için ortalığı batırmayalım. Fırçamı gelişi güzel kullanıyorum. Sanki oralarda otlar, ağaçlar varmış gibi. İnce fırçamı alarak daha fazla ayrıntı giriyorum ve yapraklarımızı daha belirgin yapıyorum. Fırçamın ucunu beyaza dokundurarak biraz iç kısımlarda kalan ışıkları ekliyorum. Bazı yapraklarıma ışık çarpmış ve yansıma yapmış gibi. Neredeyse resmimiz bitmek üzere. Ama birkaç eksik var. Kuşlar olmadan gökyüzü olmaz. Bir gökyüzü çiziyorsanız, akşamı çizecekseniz eğer yıldızlar, sabah çizecekseniz eğer kuşlar arkadaşlar. Bunlar çok önemli ayrıntılar çünkü resmimizi ne kadar kötü olursa olsun bir o kadar güzelleştiren şeyler. Bu ayrıntıları eklediğimizde çok daha iyi sonuçlar alacağız.
Evet, benimle birlikte bu resim yolculuğuna çıktığınız için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Tüm çizimlerime ulaşabilmek için Instagram sayfamdan beni takip alabilirsiniz. Şu anda spray vernik sıkıyorum. Onu da söyleyeyim. Resmin bozulma mı satma? DM'den bana resimlerinizi paylaşabilirsiniz. Şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın diye önerilerde bulunabilirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.